Bu videoda hızlı bir şekilde X3 Pro'nun yeni versiyonunu yani Poco X4 Pro'yu 3 dakikada inceleyeceğiz ve fiyatına da değinip almaya değer mi bunun hakkında konuşacağız. İlk olarak hemen tasarımla başladığımızda Poco X4 Pro'nun arka kısmında çok farklı bir tasarım anlayışı kullanılmış. Kamera modülü çok güzel bir şekilde konumlandırılmış diyebilirim. Poco logosu da ana kameranın hemen sağ tarafına güzel bir şekilde yerleştirilmişken bunun yanında kasa yapımız çok daha köşeli ve keskin bir yapıya sahip. Arka kapakta yansımalı bir cam yüzeyin kullanılması da yine güzel detaylar arasında. Kalınlık ve ağırlık kısmında da 8.1 milimetrelik kalınlık ve 202 gramlık bir ağırlık bizleri karşılarken çerçevelerimizde plastik bir yapı, arka kapağımızda cam bir yüzeye yer verilmiş. X4 Pro gerçekten tasarımıyla oldukça şık gözüküyor. Tasarım konusunu Poco bu modelde çözmüş diyebilirim. Ekran tarafına baktığımız zaman Poco telefonlarda en çok şikayet edilen özellik nihayet burada getirilmiş. Burada AMOLED bir paneli görüyoruz. 6.67 inç Full HD Plus çözünürlüğü görünürlüğünde ve 120 Hz tazeleme bunun yanında 360 Hz dokunma hassasiyetine sahip olan oldukça tepkisel ve kaliteli bir ekran önümüze çıkıyor. Parlaklık kısmında da bu ekran 1200 nit seviyesine kadar çıkabilirken DCI-P3 renk uzayının %100'ünü kapsadığında belirteyim. Yonga City kısmında ise 5G destekli Snapdragon 695 Yongasını görürken 6 nanometrelik bu işlemcimiz kesinlikle Snapdragon 600 serisi bir işlemci gibi değil. Performans olarak Snapdragon 750 ile 778G arasında diyebiliriz. 6 ve 8 GB'lık iki farklı RAM seçeneği bu telefonda bulunurken 128 ve 256 GB'lık depolama alanlarımızda bulunuyor. Kamera kısmında ana kameramız 108 megapiksel F1.89 diyafram açıklığında Samsung'un HM2 sensörü, ikinci kameramız 8 megapiksellik ultra geniş açı, son olarak makro çekim kameramızda bulunuyor. Fotoğraf çekim kalitesi olarak ciddi geliştirmeler olsa da video konusunda sadece Full HD 30 kare videolar çekebiliyoruz. Yani X4 Pro'da fotoğraf tarafı tarafına önem verip video kısmını göz ardı etmişler diyebilirim. Ön tarafta da 16 megapiksellik klasik Xiaomi sensörü kullanılmış. Yazılım olarak Poco X4 Pro'da Android 11 ve MIUI 13 arayüzü bulunurken Hi-Res Audio sertifikalı stereo hoparlörlerde cihazımıza konumlandırılmış. X4 Pro batarya tarafında da 5000 mAh'lik bir batarya ve 67 wattlık güzel bir hızlı şarj desteğiyle geliyor. Sıfırdan 100'e de 35-40 dakika içerisinde tam olarak şarj edebilmemiz mümkün. Batarya performansında da X4 Pro'da 6 nanometrelik bir işlemcimiz olduğundan dolayı 1.5-2 güne kadar da günlük bir kullanımda rahatlıkla götürebilecek düzeyde. Kablosuz bağlantılarda Wi-Fi 5, Bluetooth 5.1 ve NFC teknolojisini görürken suya ve toza karşı dayanıklılıkta IP53 ile korunan X4 Pro'nun 6 GB RAM 128 GB depolama ile gelen modelini 299 Euro'ya alabiliyoruz. Vergilerle hesapladığımız zaman ortalama 7000 TL'lik bir fiyatla satışa sunulacağını söyleyebilirim. Avrupa fiyatıyla fiyat performansı oynayan bir cihaz olsa da Ülkemiz için özellikle işlemci tarafında bu fiyatlara daha performanslı cihazlar bulabiliyoruz Yani dostlar Poco X4 Pro'da X3 Pro'ya göre geliştirmeler yapılsa da bazı noktalarda gerilemeler de mevcut Peki sizler bu cihaz hakkında neler düşünüyorsunuz alınır mı alınmaz mı görüşlerinizi yorumlarda bekliyorum Yakın zamanda detaylı testlerini de yapacağız o videoyu da kaçırmamak için alt taraftan abone olup bildirimleri açmayı unutmayın Bir sonraki video kadar hoşçakalın